Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde takım seviyelerinden bahsedeceğiz. Takım çalışma seviyelerini ayarlamak veya düzenlemek için koordinat sistemini seçiyoruz. Hızlı hareket alanı, takım bir operasyondan diğerine hızlıca gittiği, yani G0 kodu ile yaptığı harekettir. Takım başlangıç konumu ile ilerleme hareket alanı arasında kalan bölgededir. Sabit hızda hareket alanı yani kesme ilerlemesi G1 kodu ile hareket ettiği ve kesme ilerlemesi ile hareket ettiği alandır. Takım başlangıç seviyesi takımın o seviyeden başladığını ifade eder. Parçanın üst noktası parçanın koordinatının göründüğü bölgededir. Parçanın üst seviyesini ve parçanın alt seviyesini görebilirsiniz. Radyal ve rear yani arka olarak adlandırılan diğer kısımları tanımlayacak olursak, radyal takımın sanal bir silindir içerisinde çalıştığını gösterir. Örneğin bu çalışmada görünmeyen bir çap 120 silindirin olduğunu ve takımın o görünmeyen sınırların içinde çalıştığını varsayabiliriz. Rear kısmında ise tezgahınızda ikinci bir spindle varsa o spindle'ın hareket alanını göstermektedir. Önceden tanımladığımız bir koordinat üzerinde düzenlemeler yapabilir, parça üzerinde istediğimiz kısımlara taşıyabiliriz. Örneğin oluşturduğumuz birinci koordinata bağlı bir ikinci koordinat da oluşturabiliriz. Bunu divizörlü uygulamalarımızda daha detaylı inceleyeceğiz. Bu uygulamamızda ikinci koordinat sistemini mengenede tuttuğumuz kısmı temizlemek yani taramak ve o bölgede herhangi bir operasyon oluşturmak için hazırladık. Mevcut durumda iki farklı konum oluşmuştur. Bu konumları İki farklı bağlamada farklı x, y, z koordinatlarına sahip işler için kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi parça üzerinde istediğimiz herhangi bir noktada konumlar oluşturabilir ve onları revize edebiliriz. oluşturduğumuz ve kullanmak istemediğimiz herhangi bir konumu silebiliriz. Fakat silme işlemi silmek istediğimiz konuma bağlı herhangi bir operasyon var ise gerçekleşmeyecektir. Konum oluşturma ile birlikte gelen tel kafes yapısı beraberinde seçilebilecek noktalar da getirir. Bu noktaları Pick Origin butonunu tıklayarak seçebiliriz. X, Y, Z mesafelerine belli ölçü girişi yaparak parçadan bağımsız bir noktadan, örneğin bir aparattan sıfırlama alınmasını isteriz. Böyle uygulamalar genellikle divizörlü çalışmalarda sıklıkla görülür. Sanal olarak bir divizör veya kule tanıtılmış olur. Şu anda yaptığım şey, divizörün x eksenini sabit tutmak ve x ekseni etrafında dönüş yapabileceği koordinatları tanıtmaktır. Gördüğünüz gibi y ve z eksenleri ikinci konumda değişir eksi 90 derece x eksenin girişi ile takımın z başlangıç noktası artık değişmiştir. Üçüncü konumu da oluşturmamızla birlikte üç farklı düzlemde takım çalıştırma imkanına sahip olduk. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer dersimizde görüşmek üzere.